Selam, merhaba dostlar. İtalya hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Conte Londra bölgesindeyim. Daha doğrusu küçük bir kasabadayım. Neden buraya geldim arkadaşlar? Biliyorsunuz geçen gün bir video paylaştım sizinle. Kutu açılım videosu. Neydi bu? DJI Mini SE Fly Combo modeliydi. Orada kutu açılımını yapmıştık. Daha sonra da sizin için bir video çekeceğimi söylemiştim. Nasıl drone uçulur, nasıl bağlantı yapılır ve ekstra parçalar aldığımı söylemiştim. İşte bu videoda bunu hep birlikte yapalım, görelim. Bu arada burası Contalonda bölgesi, Toskana bölgesine bağlı çok güzel bir tabiat parkı. Sizi en sonda videoyla baş başa bırakacağım bu şehri. Bakalım beğenecek misiniz havadan görüntülerini? Bu arada halen kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bir sonraki gelecek videolar için de lütfen bildirim sesini açmayı unutmayın. Ayrıca lütfen arkadaşlar bu video için yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Sizin görüş ve önerilerinize önem veriyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz kutu açılımını yapmıştık. Bugün ise drone'u tanıtalım şimdi. Gördüğünüz gibi 3 ana parçadan oluşuyor. Batarya, drone ve joystick arkadaşlar. Hadi bunları kuralım. Sonra drone'umuzu uçuralım ve çevreyi drone'la birlikte keşfedelim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hatırlıyorsanız ben bir aksesuar almıştım demiştim, şu kırmızı olan. Bakın nasıl koruyor. Görüyorsunuz değil mi? Kanatların bir yere çarpmasını engelliyor. İlk başta bunu bir açalım. Şöyle bu şekilde. Güzelce drone'a zarar vermeden. Sonra ise hatırlarsanız motoru korumak amaçlı üzerine kapak almıştım. Bunları monte edeceğiz. Sonra şurası batarya. Ve arkadaşlar bir yere çarpmayayım diye, ilk denememden herhangi bir yere çarpmayayım diye bu şekilde koruma almıştım pervaneleri. Onları da birlikte monte edeceğiz. Şöyle açalım. Sonra en sonunda da drone'un nasıl aktivasyon yapılır, telefona nasıl yapılır, nasıl uçurulur, en sonunda onları göreceğiz. İlk başta şunları ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. İlk başta şunları boşaltalım. Bütün her şey burada çünkü. Evet, tornavidamız burada. İlk başta ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk başta biliyorsunuz ki ilk başta ön pervaneleri açıyoruz. Sonra arka pervaneleri böyle arkaya doğru çekerek açıyoruz. Ve şu ön tor koruma kafalarını yerinden çıkartalım ve takalım. Vidaları bu şekilde açalım. Bakın arkadaşlar bitti. Kapaklarını kapattım. Üst motor kapaklarını. Dördünde de var. Bence çok güzel bir ürün. 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 10 veririm. Hadi gelin diğer aksesuarlarını takalım. Arkadaşlar bu koruma, yani pervane korumaları var. Onları takalım ilk başta. Onlara bakalım. Ondan sonra da diğerlerine devam ederiz. Sonra drone uçuracağız. Şöyle baktığınız zaman bu drone ayakları çok küçük. Bakın yeri vurduğunuz zaman kıç tarafı toprağa değiyor. O yüzden buna bir de takım olarak ayaklık aldım. Bakın şimdi çok basit, alıyorsunuz bu şekilde. Evet, ayakları da taktık. Şimdi bakın daha fazla havada kalıyor. Arkadaşlar ben DJI Mini'nin uygulamasını telefonuma indirmiştim, update etmiştim. Güncellemeyi de yapmıştım. Şimdi hep birlikte nasıl yapacağız? Hep birlikte görelim. Şimdi DJI Mini'yi şöyle yapalım ama ilk başta tabii ki de gimbal açacağız ön taraftan. Bu çok önemli. Bu korunması gerçekten her zaman yanınıza taşımanız lazım. Yoksa gimbal'ı kırabilirsiniz. O kadar parayı da çöpe atmak istemem tabii ki de. Arkadaşlar bataryası bunlar. Ben bir tane bataryasını doldurdum full. İçine taktım. Nasıl takılıyor onu da söyleyeyim. Bakın çok da basit. Burada
bataryası. İçinde bir tane bataryası var. Full dolu. Yani 25-30 dakika bataryayı taktığım zaman uçuş sağlayabilecek rejimini kapatıyoruz. Dış kapağını da kapatıyoruz. Arka tarafa SD taktım bir tane arkadaşlar. 64 GB'lık bir SD taktım. Onu buldum. Şimdi ne yapıyoruz? İlk başta her zaman için kumandayı çalıştırmamız gerekiyor. Kumandayı nasıl yapacağız? Nasıl çalıştıracağız? Onu da göstereyim size. Şöyle koyalım. Umarım görüyorsunuzdur. Arkadaşlar yapmamız gereken ilk şey alt başlıklarını açmak. Telefon tutacaklarını. Şöyle bakın içlerinde, pardon, şöyle yapalım. İçlerinde gördüğünüz gibi joystick kolları var. Onları çıkartıyorsunuz. Buraya bu şekilde geçiriyorsunuz. Diğerinde de var. Bu şekilde geçiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi tuttu. İkisi de. Şimdi ön taraftan açıyorsunuz ama böyle dik olmak zorunda arkadaşlar. Böyle yapmanız lazım. Ön taraflarını da açtık. Şu şekilde antenlerini. Yapmamız gereken, şunu şuradan çıkartalım. iPhone telefon kullandığım için kablosu iPhone ucu olacak. Burada iPhone uçlu. Bakın iPhone uçlu kablosu var. Bunu, şu görmüş olduğunuzu, Type-C'yi. Bunu joystick'e takıyorum. İlk başta şunu alttan geçireyim. Bakın şöyle hafif kapatayım. Bakın şurada. Gördünüz mü? Bunu joystick'e takıyorum. Yerleştiriyorum. Çok da basit. Şurada şu şekilde girişini sağlıyorum. Bakın dümdüz oldu ama burada. Sonra telefonumu alıyorum. Şunu çıkartayım. Kılıfsız daha iyi bence. Dediğim gibi ben yüklediğim için herhangi bir sorun yok. Telefonu çıkartıyorum. Ve telefonu bu şekilde buraya bağlıyorum. Sonra DJI Fly uygulamasını açıyorum. Sonra bir kez düğmeye basıyorum. Sonra bir kez uzun basıyorum. Açıldı arkadaşlar. Şimdi aynı şekil bunun için de yapıyorum. İlk başta unutmayın, kumandayı açıyorsunuz. Sonra bunu açıyorsunuz. Bir kez basıyorsunuz. Altta ışık yandıktan sonra bir kez de uzun basıyorsunuz. Sesi duydunuz mu bilmiyorum. O da açıldı. Şimdi buradan DJI Fly uygulamasına geliyorum. Bakalım tanıyacak mı? Ben tanıttım daha önceden arkadaşlar. Bakın zaten burada adresi belli ediyor. Okey diyorum. Go Fly diyorum. Şu anda GPS arıyor. GPS'i bulmadan da arkadaşlar uçma eylemine katılmıyoruz. Şu anda GPS arıyor. GPS yok. %100 gördüğünüz gibi bataryası var. 5 tane buldu. Onu en az 9 ya da 10 tane bulmasını bekleyeceğiz ki bize geri dönsün. Bakın 8 tane buldu. Şu sağ üstte 8 tane buldu. Evet, şimdi şuradaki yazan H olan yer bizim ineceğimiz, kalkacağımız yer. Bakın şimdi şurada kamerayı görüyor musunuz? Şimdi kameramı şuradan şöyle oynatabilirim. Aşağı yukarı doğru. The home point has been updated. Please check it on the map. Kalkış yapıyorum diyorum. İsterseniz otomatik kalkış yapar. Basarsınız otomatik kalkış yaparsınız. Take off. Kapattım. İsterseniz de ikisini sola doğru böyle içe doğru çevirirsiniz. Kışını yaparsınız. Bakın yukarı doğru hafiften kalkıyorum. Evet. Kalkışını yaptı.